Bu tür şeylere merakım var. Daha önceden de akarsularda bunun denemeleri yaptım Küllü Mağara'da. Onların kesin çözüm olmadığını düşündüm. Böyle kesin çözüm herkesin işine yarayacak, her yerde olabilecek bir sistem düşündüm. Bu aklıma geldi, bunu tasarladım. 3 yıl zaman zarfında yaptım. İşte şu anda bitmiştir fakat henüz çalıştıramadık suyun olmamasından dolayı. Su da kuyuda arıza var. Yoksa su, akarsu falan gerekli değildir. Ondan dolayı bu hale getirdik. İnşallah yakın bir sürede çalıştırırız. Dinamo falan daha bağlı değil. Maddi imkansızlıklardan dolayı da onu henüz gerçekleştiremedik. Biraz para sıkıntısı var. Ondan dolayı bile bekliyor şimdi. Kova 10 santim, 15 santim yukarı aşağı iniş hareketi yaptığı zaman burada 15 litre, burada 5 litre kadar bir su kaldı bu yukarıda batış yaptığı zaman. O 5 litre su sıkışmaması için buradan tekrar üstü aktarılır, devir daim oluyor. Yani her kova kendi suyunu kendi devir daim yapıyor. O kovanın suyuyla bu kovanın suyu birbirine irtibatı yok. Böylelikle sürekli devir daim yapar. Her defasında 5 litre suyu yukarıdan aşağı doğru basar. Diyelim bu su 500 litre suyu akıllı taşıda aşağı indiği zaman bu arada su kalıyor 5 litre. Bu 5 litre suyu bunun basıncıyla tekrar bu arkadan yukarı basıyor. Bu şekilde devir daim sürekli gerçekleşiyor. Bu krank mili döndükten sonra bunların basıncıyla buraya bir kasna takıyor. Zaten şanzıman takıyor, redüktör gibi bir şey. Devir artırıcı, bir de devir artırıyor. Karşıdan dinamo olacak elektrik alternatörü. Alternatörü çevirdiği zaman alternatör elektriği üretecektir zaten. Şuradaki yay ortada bir profil var. O profili bir 15 santim kaldırdı mıydı? Buradaki sistem açılıyor. Sistem açıldığı zaman içindeki suyun kütlesel ağırlığı bu sabit şeye biniyor. Bunda ağırlık kalmıyor. Ağırlık kalmadığı mı? Dolayısıyla bu da bunda ağırlık var. Bu onu yukarı kaldırıyor ki aşağı iniyor. Bu aşağı indi miydi? O sistem devreye geliyor. Bunu açıyor. Diğer devre aynı anda devreye girip bunu kapatıyor. Bu sefer bu aşağı basıyor, o kalkıyor.